Evet arkadaşlar şimdi de kazanım 11'deyiz. A, B ve C sayıları sırasıyla 3, 4 ile doğru 5 ile ters orantılıdır diyor soru bize. Yani ben A yerine 3K, B yerine 4K, sonra C yerine de K bölü 5 yazacağım. Ters orantılı olduğu için K'nın altına yazıyoruz. Şuradaki işlemi yapacağız. 2A 6K olur. Son eksi 4K ve k bölü 5. Bu eşittir 44. Şuradan 2k 5 ile 10 bir de oradan 11k oldu yukarısı. 11k bölü 5 eşittir 44. Şunlar birbirini götürdü burada 4 kaldı. K değerimiz 20 çıktı. Soru bize C'yi soruyor ki C zaten neresiydi? Şurasıydı değil mi? O halde 20 de yerine yazarsak 20 bölü 5'ten cevabımız 4 geliyor B şıkkı. Peki adım adım gidiyoruz. Şimdi ikinci soru. 682 sayısı önce 2 ve 5 ile doğru 3 ile ters orantılı 3 parçaya ayrılıyor. Daha sonra aynı sayı 3 ve 4 ile ters 2 ile doğru orantılı 3 parçaya ayrılıyor. İlk durumda da pardon iki durumda da en küçük parçalar arasındaki farkı mutlak değeri. Şimdi ilk cümleye göre 2K, 5K ve K bölü 3 diyeceğiz. K bölü 3. Bu eşittir. 682. Şurası kaç yaptı? 7. 7'yi 3'e çarptım. 21, 22K. 22K, 682 çarpı 3. Hani 3'ü de buraya attım bu arada. Hem paylaştırdım hem de bunu buraya attım. Buradan benim elde ettiğim değer ne oluyor? 22'ye böldüğümüz zaman Şuradası 31 kalıyor. 3'e çarptım 93 çıktı. Buradaki K değerimiz 93. Şimdi biz en küçüğü bulacağız. En küçük de şu. Hani buradaki en küçük şu K bölü 3'tü. Demek ki K yerine 93 yazarsak 93 bölü 3'ten ne geldi? 31 geldi. Birinci durum bu. Şöyle bir ayıralım. İkinci duruma geleceğim. Bu sefer de 3 ile 3 ve 4 ile ters. Yani K bölü 3 artı K bölü 4 ve 2 ile de doğruymuş. 2K. Bu K'lar aslında farklı. Yani buradaki K ile buradaki K'lar farklı. Onu söyleyeyim. İki farklı durum inceliyorum. Buradan 682 yaptı. Paydalarını eşitleyelim. 4, 3. Burası 12'ye genişletildiği için burası 12'ye çarpılacak. Şuradan 7. Şuradan da kaç oldu? 24, 7, 31 yaptı. 31K Eşittir 12 çarpı 682 yapıyor. Evet. Sonrasında da sadeleştirme yapalım. Bununla bunu gönderdiğim zaman elde ettiğim değer nedir? 22'dir. K sayısı baya da büyük geldi işin geçeceğinin. Tamam böyle. Buradaki en küçük olan da K bölü 4. Şurası geliyor. Peki K bölü 4 oradan geldi. Sonrasında da ben kanı yerine bunu yazdığım zaman 12 çarpı 22 bölü 4. Şuna birbirini götürdü burada 3 kaldı. Ve 66 geldi. Buradaki en küçük sayı da 66'ymiş. Buradaki de 31'di. Bize bunların farkını soruyor. Yani 66'dan 31'i çıkartacağız. 6'dan 1 çıktı 5. 6'dan 3 çıktı 35 geldi cevabım A şıkkında. Şimdi 3. sorudayım. 182 sayısı 3 ile doğru 4 ile ters 2 parçaya ayrılıyor. Daha sonra büyük parça 2 ile ters 3 ile doğru orantılı olan iki parçaya ayrılıyor. Oluşan 3 sayıdan en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? İlk etapta şunu yapalım. Şu cümleye kadar yani şu noktaya kadar bir halledelim. 3 ile doğru o zaman 3K ve 4 ile ters K bölü 4 eşittir 182. Şuraya çarptım 12 kaç geldi 13 k 4 çarpı 182 yaptı evet buradan da sadeleştirme yaparsak şunlar birbirini götürür 13 ile 182 ne kalır 14 kalır yani k değerimiz 4 çarpı 14 yapar kaç çıkar 56 çıkar ee, peki bu 56 Elimizdeki sayılara bir göz atalım şimdi. Şurada bir yerine yazıyorum. Kaç yaptı o? 56'yı 3'e çarpacağız. 18 elde var 1. 15, 16. 1, 168. Bir de 56'ın 4'te 1'i de 14 zaten. Evet. Şimdi 14 ve 168 diye iki tane sayımız var. Şimdi bunlardan büyük olan bu. Bunu tekrar şu şekilde parçalayacağız. Ne diyeceğiz yani? 2 ile ters k bölü 2 ve 3 ile doğru 3k eşittir 168 diyorum. Şuradan devam edelim. Bununla çarptım 6 7k yaptı. 7k 2 çarpı 168 yapıyor. Her tarafı 7'ye bölersem 140 20 oradan 28 28 dedim değil mi? 24 kaldı. Yani bu 2 çarpı 24 çıktı. 48 çıktı. Evet buradaki gelen değer bu. Şimdi buradaki sayılara bir bakalım. 48'i şuradaki K'nın yerine koyarsak 24 geliyor. Şuradakinin yerine koyarsak da 3'e çarpacağız. 120 24 de oradan 144 geliyor. Evet. Şimdi sayılarımız işte bunlar. Şu yuvarlak çeşnisini aldım bak. Şunu zaten bitirdik, bunu kullandık. Bu üç sayı. Burada en büyüğü 144. Sonra en küçüğü de bunun neydi? 14. Bunların bana farkını soruyor, cevap da 130 geliyor, D şıkkı. Peki, şimdi dördüncü örnekteyim. Bir miktar çiçek 4 ve 6 ile doğru 5 ile ters olan 3 parçaya ayrılıyor diyor. Yani 4K artı 6K ve K bölü 5. Tabii miktarını bilmiyoruz. Çiçek sayısının 500'den büyük olduğu bilindiğine göre o zaman Demek ki bura 500'den büyüktür. Çek sayısı en az kaçtır demiş. Şurası 10. 5'i çarptım 50. 51K yaptı. E, 51K yaptı. 5'i buraya çarptım. 2500 yaptı. E, burada K'nın değeri hani 5 bir dakika 50 olsa oluyor aslında. Peki 49-48 gibi değerler olabilir mi? Akla da hani çarpmadan 49'da denesek mi acaba diye bir soru gelebilir. denemeyeceğiz. Çünkü K/5, K/5 gördüğün gibi ne olması lazım? Buradaki çiçek adetlerinden bahsettiğimize göre bir tam sayı olması lazım. Yani K'nın yine düşündüğümüz sayı 5'e bölünebilmeli. 49 48 gibi sayılar bölünmüyor. O yüzden en küçük değerimiz kesinlikle 50'dir. Ya yani K'nın değeri 50'dir. Bize de çiçek sayısı sorulmuştu. Şuradaki hesapta ne gelmişti aslında? 10 buradaydı. 50, 51, 51 K bölü 5 gelmişti. K yerine biz ne yapacağız? 50 yazacağız. Yazdığımız zaman şunlar gitti. 10, 51'e de onu çarptım. 510 adet çıkıyor. E şıkkı.